hastalık görülen bir hastalık. Kirli olan kişiler. Prediyabet, tanım olarak diyabetin öncesi olan evreyi ifade eden bir terimdir. Prediyabet, kan şekerinin diyabet kadar yüksek olmadığı ama kan şekerinin bozuk olduğu evreyi kastediyor. İnsülin direnci dediğimiz bozuklukla başlayan, önce tokluk kan şekerinin arkasından da açlık kan şekerinin yüksekliğiyle seyredip diyabete neden olan bir hastalık tablosudur. Diyabetin yol açtığı tüm hastalıkları ve riskleri taşıyan bir tablodur bu. Yani diyabet tanısını koyduğumuz anda hastaların yaklaşık %20'sinde bir organ hasarı, bir kalp krizi gibi, böbrek yetmezliği gibi, görmede bozukluk gibi problemlerle karşımıza geliyorlar hastalar. Bunlara neden olan şey de prediyabet tablosudur. Diyabet çok sık bir hastalık günümüzde. Her 7 kişiden birinde görülen bir hastalıktır. Prediyabet ise bunun öncülü olan tablodur ve her 3 kişiden bir tanesinde görülüyor. Türkiye'deki toplam görülme sıklığı yaklaşık %36'dır bu tablonun. Ve uzun dönemde diyabete yol açtığını da düşünürsek, her 3 kişiden birinin uzun dönemde 7 kişiden 1'e dönüşeceğini düşünürsek önemli bir hastalık tablosudur prediyabet. Vücuttaki yağ kitlesini azaltmak, yani kilo vermek, sağlıklı beslenmek, hareketli bir yaşama sahip olmak, bu bozuklukların tamamının geri dönmesini sağlayacağından uzun dönemde diyabete olan gidişatı gerilettiğini biliyoruz biz. Birçok farklı çalışma var yapılmış, diyabet önleme çalışmaları adı altındaki çalışmalarda bize bu bozuklukların %58 oranda geriletilebildiğini gösteriyor yaşam tarzı değişikliğiyle, kilo ve egzersizle. Buna karşılık bazen ilaç tedavisi kullanılan durumlarda ise %27'lik bir düzelmenin sağlanabildiğini de biliyoruz. Diyabete neden olan en önemli faktör obezitedir. Ve dünyadaki obezite artık çocukluk çağına kadar indiğinden dolayı tip 2 diyabet de artık çocukluk çağından itibaren görülen bir bozukluktur. Dolayısıyla prediyabet de aynı şekilde diyabete öncülü olduğu için çocukluk çağında sık görülen bir bozukluk olarak görüyoruz bunu. Bir belirtisi yok aslında prediyabet dediğimiz tablonun. Çünkü diyabete dönüştüğünde ancak belirtiler ortaya çıkıyor. Diyabetin yol açtığı ağız kuruluğu, çok su içme, idrara çok çıkma gibi şikayetler ancak o evreden sonra ortaya çıkıyor. Biraz sessiz bir evre gibi görülse de yol açtığı sorunlar itibariyle önemli bir sorun. Neden ortaya çıkıyor sorusu temelde aslında diyabetin ortaya çıkışıyla aynı bozukluktan genetik bir zemin oluyor. Aileler arasında sık görülen bir tablodur bu. Kötü beslenme, hareketsizlik gibi, kilo artışı gibi faktörlerin her birisi birbirinden bağımsız olarak bu hastalık riskini ortaya çıkarıyor. Korunmak için iyi beslenme lazım ve kilo kontrolü lazım her şeyden önce. Hareketli bir hayat, iyi beslenme ve kilo kontrolü bu işin temelini oluşturuyor. Ailede özellikle diyabet riski, diyabet varlığı olan kişilerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle bu kişilerin bu yaşam tarzı değişikliklerini bütün yaşamları boyunca devam ettiriyor olmaları gerekiyor ki prediyabet olmasınlar. Tedavi açısından yaşam tarzı değişikliği dediğimiz noktada yapılması gereken nokta şu aslında. Total vücut ağırlığının en azından %10'unu kaybetmek gerekiyor. İlk yapılacak olan şey bu. Kilo kaybı olarak rakam bu. İkinci olan şey ise egzersize eklemek gerekiyor. Egzersizin miktarı da haftada minimum 150 dakika olacak şekilde hareketli bir egzersiz olması. Bunların da aerobik egzersizlerden oluşması gerekiyor. Yani yürüyüş gibi, koşu bandı gibi, bisiklet gibi, yüzme gibi egzersizlerden oluşan bir aktivite lazım bunun için. Ki prediyabetten korunabilelim veya var olan prediyabeti geriletme şansımız olsun. Yemek alışkanlıklarında diyabetteki beslenme düzenine benzer bir düzen olması gerekiyor. Basit şekerleri hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Yani şeker gibi, un gibi besinleri hayatımızdan tamamen çıkarmamız gerekiyor. İkinci kuralımız öğün düzeni olması gerekiyor. Yani hiçbir öğünü atlamadan zamanında yemek gerekiyor. 3 öğünü mutlaka tüketmek gerekiyor. Eğer öğün aralıkları uzunsa, ki bu uzunluktan kastettiğimiz 4 saati aşan bir öğün aralığı söz konusuysa, o zaman ara öğünler ekleyerek gitmek gerekiyor ki kan şekerini hep dengede tutabilirim. Hızlı yükselip hızlı düşmesini engellemiş olalım. Toplumda da özellikle obezite sıklığının artmasıyla birlikte toplumda çok sık görülen bir düzeni var. Onun dışında öğünlerini düzenli yemek. Nasıl yapalım? Sen burası tek başına. Tek başına. Sen burası tek başına. Sen burası tek başına.